Hocam, idrar kaçırmada kullanılan yöntemlerden biri de hastaya yapay sfinkter takılması. Önce bu yapay sfinkter ne bir alet, cihaz, nasıl bir şey? Ondan bahseder misin bize? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yapay sfinkter mesane çıkışında idrar tutmaya yarayan adalenin haraplanması durumunda kullanılan bir cihaz. Silikondan yapılmış, yani vücudun kabul edeceği bir materyalden oluşturulmuş bir cihazdan bahsediyoruz. Üç bölümü var sfinkterin, yapay sfinkterin. Bir tanesi su haznesi, içinde su biriken. Diğeri idrar çıkış borusunun çevresine yerleştirdiğimiz kelepçe ve bu aleti çalıştırabilmek için koyulan bir kumanda düğmesinden oluşuyor. Kabaca yapay sfinkter diye tanımladığımız cihaz budur. Peki. İdrar kaçıran hasta ve yapay sfinkter. Evet. Şimdi o zaman her idrar kaçıran hastaya yapay sfinkter olur mu? Kime uygulanır? Evet. Şöyle, öncelikle bu durumda erkeklerden bahsediyoruz. Genellikle de bir ameliyat geçirmiş prostata yönelik, özellikle prostat kanseri veya normal prostat büyümesi nedeniyle geçirilmiş ameliyatlardan sonra biraz önce bahsettiğimiz bu adalenin haraplanması durumunda idrar kaçırma gerçekleştiği durumlarda yapay sfinkter öneriler arasında yer alıyor. Bunun dışında başka tedavi alternatifleri var ama altın standart olarak kabul edebildiğimiz ve başarı şansı en yüksek olarak tanımlayabileceğimiz yöntem yapay sfinkter uygulaması. Yani sonuç olarak her hastaya değil, daha çok orta ileri düzeyde idrar kaçırması olan hastalarda eğer diğer tedavi yöntemleri uygun değilse yapay sfinkteri öneriyoruz. Peki bu yapay sfinkter nasıl çalışıyor? Nasıl bir mekanizma ile çalışıyor? Kolay mı? Hasta kolayca uyum sağlayabilir mi? Tabii çok güzel bir soru şu açıdan. Bunu uygulayabilmek için bir kere hastanın ellerini kullanabilmesi gerekiyor ve buna hakim olabilecek ya da uygulayabilecek mental bir seviyede olması lazım. Tabii mesane fonksiyonlarının bu cihaz uygulanmadan önce mutlaka incelenmesi gerekir. Bir de idrar çıkış borusunun bütünlüğünün bozulmamış olması lazım. Bunun dışındaki hastalarda bu yöntem uygulanabilir. Nasıl çalışıyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi torbaya yerleştirilen bir kumanda düğmesi var. Bu düğmeye bastığımızda idrar çıkış boru çevresindeki kelepçe açılıyor ve hasta idrarını yapıyor. Ondan sonra otomatik olarak kendisi belli bir zaman içinde tekrar kapanarak idrar tutmanın devamını sağlıyor. Peki biraz da ameliyat tekniğinden söz etseniz hocam bize. Tabii. Şimdi üç ayrı parçadan bahsettik. Bunlar çeşitli yöntemlerle yerleştirilebilir. Ya perine dediğimiz torba ile makat arasında kalan bölgeden yapılan bir kesiyle veya penis köküne yapılan bir kesiyle yerleştirmek mümkün. Bu parçalardan su haznesini mesanenin yanına, idrar kesesinin yanına yerleştiriyoruz. İkinci parçayı idrar çıkış borusunun çevresine, kumandayı da her iki testisin ortasında torbaya yerleştiriyoruz. Dolayısıyla ameliyat bu şekilde uygulanıyor. Genellikle ameliyat sonrası nekaat dönemi oldukça kısa olan bir ameliyattan bahsediyoruz. Tam da bunu soracaktım. Yani ameliyattan sonra ne kadar hastanede kalınır? Bir de hemen hasta kullanmaya başlayabilir mi sfinkteri? Evet. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi genellikle bir gün olarak uygulanıyor. Herhangi bir beklenmeyen durum olmadığı müddetçe hemen uygulamaya geçilmiyor. Dokuların iyileşmesini bekliyoruz. Bu da 4 ila 6 hafta arasında geçen bir süre. Erken dönemde tek şey oraya yapılan kesilerin idrar sızıntısından korunması ki yara iyileşmesinin bir gecikmesi söz konusu olmasın. Peki biliyoruz her ameliyatın belli bir başarı oranı var. Burada bir de bir cihaz var. Evet. Buradaki başarı oranı acaba nasıl hocam? Burada genellikle başarı oranları çeşitli çalışmalarda farklı olarak
yayınlanmıştım da. Bunun sebebi de şu, idrar kaçırmanın tanımı tabii çok önemli. Yani neyi başarı olarak kabul ediyoruz? Genellikle %80'in üstünde, 90'a ulaşan başarılardan bahsetmek mümkün. Yani birkaç damla idrar kaçırmayı eğer göz ardı edersek bu oranlara ulaşmak mümkün ki bu da hastanın hayat kalitesini oldukça artıran bir durum diye düşünüyorum. Peki son olarak da bu ameliyattan sonra beklenmeyen, yani olası komplikasyonlardan da söz edelim. Evet. Şimdi tabii neticede hastaya yerleştirilen vücut dışından bir materyalden ya da bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu durumda enfeksiyon çok önemli bir hal alıyor. Biz operasyon sırasında ve sonrasında gerekli önlemleri almakla birlikte uzun dönemde enfeksiyonla ilgili bir sorun ortaya çıkabilir. Bunun dışında bu sistem bir mekanik yapı, suyun içinde dolaştığı borular sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla mekanik bir sorun ortaya çıkabilir. Bir de idrar çıkış borusunun çevresine yerleştirdiğimiz kelepçe ile ilgili uzun dönemde idrar çıkış borusunun incelmesi ya da orayla ilgili başka komplikasyonlar oluşması söz konusudur. Ancak bütün bu komplikasyon olasılığına rağmen bunun oranları oldukça düşüktür ve hastaların genelde memnun oldukları önemli bir tedavi alternatifidir.